sevgili izleyiciler, ikinci konuğum yaşadıklarından oluşan duygularını, farkındalıklarını notlar halinde tuttu. Çağın hastalığı panik ataka yakalandı. Hastalıktan kurtulmanın yollarını araştırdı. Başardı. Tuttuğu notları insanlarla paylaşmayı düşündü. Sonra benim özelim diye vazgeçti. Bir gün bir yerde ilmi yazmakla bağlayınız hadisini okuyunca yazmaya karar verdi. Yazdığı kitap çok okundu. İkinci baskısıyla çok okunanlar listesinde yine yerini aldı. Hayatımızı değiştirmeye hazır mısınız diyen yazar Bilge Karadeniz bizlerle birlikte. Hoş geldin Bilge Hoş programımıza. bulduk. Çok güzel bir hikayen var. Önce paylaşmak istememişsin. Sonra böyle bir şeyi paylaşın yazdıklarınızı diye bir hadise rastlıyorsun ve onun üzerinden insanlarla paylaşmak istiyorsun Evet. yaşadıklarını. Güzel bir yolculuk olmuş. Güzel. Teşekkür ederiz geldiğin için. Ben Şimdi teşekkür en baştan ediyorum. başlamak istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü mezunusun. Evet. Aile şirketinde kalite yönetim temsilciliği pozisyonunda çalışıyorsun. Biraz seni dinleyelim senden. Beni dinleyelim benden. Benim de televizyon geçmişim var öncesinde. Ama sonrasında vazgeçtim ve aile şirketinde çalışmaya başladım. Yazmayı oldum olası severdim, hep yazardım. Ama bunlar şiir niteliğinde, deneme niteliğinde yazılardı. Sonra kendimi tasavvuf ve ilim araştırırken buldum. Çok uzun dönem tabii, yani 4-5 sene. Daha doğrusu ondan önce Ümre ziyaretim oldu. Ne güzel, Allah kabul Sonrasında, etsin. çok teşekkür ediyorum, böyle bir yolculuk içinde buldum kendimi. Sonra dediğim gibi dedim ki bu çağın hastalığı, birçok kişi bunu yaşıyor. Ben bu bildiklerimi insanlara paylaşayım ve aktarayım. Bundan sonra da zaten öyle olacak. O Evet. şekilde düşünüyorum. Evet. Böyle bir yolculuğa çıktım. Peki kurumsal hayat içerisinde çalışırken kitap yazma fikri nereden aklına geldi? Zor olmadı mı? Hep böyle insanlar düşünür ya ben bir kitap yazayım diye ama bir türlü eli gitmez, başlayamaz, tembellik gelir. Onu başarmak büyük bir iş aslında bakınca. Büyük bir iş. Aslında kitap yazmak hem kolay hem de zor. Çünkü neden kolay? Eğer biraz yazı diliniz varsa, bir takım tecrübeleriniz varsa, bunları küçük küçük notlar halinde alıyorsanız, o zaman bir takım şeyleri kolayca yazabiliyorsunuz, aktarabiliyorsunuz. Ama zor çünkü ilham alacağınız şeyi bulmak önemli. Yani ben bir yolda yürüyen karıncadan bile ilham alabiliyorum. Yani bu ilhamı yazıya dökmek, yani hem zor hem kolay. Evet, kolay bir şey, çok da kolay bir şey değil. Evet, Zorluk dünyanın... daha ön planda. Doğru. Peki bu kitabı yazma fikri ilk ne zaman içine düştü? Sonrasında nasıl karar verdin gerçeğe dökmeye? Nasıl karar verdim? Ben panik atağa 10 sene önce yakalandım. Ne sebep oldu? Tetikleme, yani ölüm korkusu. Ama herkesinki farklı. Çünkü bilinçaltı herkesin farklıdır. Doğduğumuzdan bu zamana kadar ki olan tüm yaşanmışlıkları ve genellikle kötü olan şeyleri, her şeyi kaydeder ama kötüyü sana sunmaya meyillidir bilinçaltı. Ben de tabii bu bilinçaltına çok merak saldım. Hani nedir bu? Bunu nasıl değiştirebiliriz? Ne olabiliriz? 10 sene önceki hastalığım 1,5 sene sürmüştü. Tabii ki doktora gittim, bir ilaç da kullandım. Bir hastalık sonrası tetikledi demek bir, seninkini. Yok, hastalığım yoktu. Birden Yok. Ölüm, yakın birinin ölümüyle tetiklemeye başladı. Ama herkesinki farklı şeylerle tetiklenir. Ben de bir ara bir başlangıç oldu da ben neredeyse boğuluyordum. O benimkini tetikledi mesela. İşte Dediğim gibi herkes de gibi, farklı hani oluyor. Herkesin farklı bir şeyle bir tetikleme yapabiliyor. Bazı insanların en mutlu olduğu günde bile tetikleyebiliyor. İçte kalmış, bilinç altında kalmış duygular. Sonrasında 1,5 sene sürdü o ve geçti. Hani ama bu zaman içerisinde ben çok araştırdım. Reiki'ler, NLP'ler, seminerler, kurslar, hani gitmediğim şeyler kalmadı, nefes terapistleri derken kendimi böyle bir araştırma içinde buldum. Çok bilgim birikti. Bunları hani hazmetmem gerekiyordu ve içimdeki hani böyle patlıyordu bu enerji. Dedim ki ben bunu açığa çıkartmam lazım ama hep bir duraksama vardı. Geçen sene yine böyle bir tetikleme yaşadım ben ama daha ufak, hani o ilki gibi yoğun değil. Onda hemen yine doktoruma gidip randevu aldım. Sonrasında dedim ki hayır Bilge dur. Bu bir hastalık değil. Bu beyninin sana üretmiş olduğu bir oyun. Sen dedim bu kadar çok şey biliyorsun. Bunu dedim hani kontrol edeceksin. Sonra dedim ki ya dedim birçok insan bunu yaşıyor. Neden ben bu bildiklerimi paylaşmayayım ki? Çünkü doktora gittiğiniz zaman işte doktora anlatıyorsunuz. Doktor sizinle konuşuyor. Tabii ki onlar profesör ve işin ehli insanlar. Ben bir doktor, psikolog, psikiyatrist değilim. Oradan çıktıktan sonra
Yine bir iki saat iyi oluyorsunuz. Sonra yine kısır döngü başlıyor o düşüncelerde evet. boğulma. Ama sizin gibi benim gibi yaşayan bir insana aa sana da şöyle oluyor muydu? Aa senin de kalbin sıkışıyor gibi oluyor muydu? Ya bir şey yok bana çok oluyordu sana olmuyor emin ol dediğin zaman aa bak o da yaşamış bir şey olmuyormuş deyip daha evet. böyle bir güzel olabiliyor. Dayanışma oluyor. Dayanışma. Bunları düşünüp dedim ki ben yazacağım. Evet. Çok da güzel bir karar almışsın. Artık o enerji içimde birikmişti diyorsun ya. Demek ki evet. beni yaz, beni yaz diye kitabın sana sesleniyormuş. Yani derler ya hani hep böyle bir kötü bir olay yaşadığımızda neden bunu yaşıyoruz diye hani sorgularız. Evet. Halbuki bazı zorluklardan sonra ferahlıklar ve aydınlıklar vardır. Onlar bizi bir şeye hazırlamak için vesiledir. Evet. Biz bunu o anda göremiyoruz olayın içinde ama sonrasında kesinlikle böyle güzel şeyler güzel olabiliyor. Şeyler. Aslında evet. Bu tarz gelişimleri ben de birçok yerde de okumuştum bu tarz şeyler. Hani bir çocuğun doğmasına benzetiyorsun. 9 ay karnında taşıyorsun, sancı evet. çekiyorsun ama sonunda çok güzel bir varlık hediye ediyor yaradan sana. Aynen bu da öyle. Aynı öyle. O sıkıntılar seni farklı bir noktaya taşımak için hayatında. Evet. Evet. Şimdi kitabının gelirinin bir kısmı Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği'ne bağışlanıyor. Evet. Kitabın adı neden Ruhun Bilgisi ve neden Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği'ni seçtin bağış için? Kitabımın adı neden Ruhun Bilgisi? Çünkü biz bedeni olan ruhlarız. Evet. Yani hani bunu herkes biliyor ama bunu vurgulamak istedim. Yani sen sadece bedenden ibaret değilsin. İçinde bir potansiyelin, bir ruhun var. Evet. Ve anlattıklarım ruhla ilgili şeylerdi. O yüzden kitabımın ismi Ruhun Bilgisi. Bilgesi ismim Bilge olduğum için. Evet. İkinci kitabım Aşkın Bilgesi. Yani ben seri şeklinde çıkartmayı düşünüyorum kitaplarımı. Hep bir bilgesi olacak. Hani böyle düşündüm. Dernek de benim yine tanımış olduğum kişinin kurucusu olan bir dernek bu. Ayrıca Turizm Bakanımızın eşi de orada yönetim kurulunda. Okul yaptıran bir dernek. Yani anaokulu yaptıran bir dernek. 6. anaokulu olacak. Onu da oraya bağış yapmayı düşündüm ama ikinci kitabımda farklı olacak. Yani her kitabımda yardıma muhtaç kurum, kuruluşlara bağış yapmayı düşünüyorum. Destek olmayı istiyorum. Çok güzel bir şey aslında. Bu tip yardımların da ben insanın yolunu çok açtığına inanan bir insanım. Tabii. Bugüne kadar bu program dahilinde veya haricinde dinlediğim başarı hikayelerinde de hep böyle yardıma muhtaç insanlara yardım etmiş kişilerin daha kolay yol aldığını görüyorum. Umarım senin de önün açık olur ve yardıma İnşallah. Muhtaç insanlar İnşallah. Güzel olanaklara sahip olurlar. Şimdi panik atak hastalığına yakalandıktan sonra bu kitabı yazdın dedik. Peki kitabın içeriğinde nasıl bir içerik bizi bekliyor daha doğrusu kitapta? Kitapta önce ilk olarak panik atak nedir? Bu var. Panik atağın bana yaşatmış olduğu duygu ve düşünce durumları var. Evet. Sonrasında panik ataktan kurtulmak için yapmış olduğum şeyler var. İşte nefes çalışmaları gibi. Evet. İçmiş olduğumuz suyu düzenlemekten bahsediyorum. Düşünceden bahsediyorum. Bu gibi hani iyileşmeye fayda sağlayacak bilgiler var. Evet. Önce benim hikayem, sonrasında da neler yapmışım, nasıl kurtulmuşum. Evet. Farklı bakış açıları sunmak. Evet. Peki demin de bahsettik açılışta şimdi. Özelini ilk başta paylaşmak istememişsin. Ama sonrasında paylaşıyorsun. Bir kendini nasıl hissettin ki o özeli paylaşmak istemedin en başta? Ya bunlar bana kalsın dedirten neydi sana? Yani şöyle panik atak hani sonuçta herkes saklıyor. Aslında çağımızda herkes bunu yaşıyor. Hani panik atak ve anksiyete bozukluğu yaşıyor ama birçok kişi saklıyor. Ben de şunu düşündüm. Şimdi ben bunu yaşıyorum ama bir psikolog değilim, psikiyatrist değilim. Hani insanlardan tepki alır mıyım acaba? Hani bu kız da evet. kim oluyor? Hani böyle panik atağı anlatıyor. Sonra dedim ki ama neden? Ben de yaşadıklarımı yazayım. Benim evet. gibi bir sürü kişi vardır. En azından ilham olayım onlara diye düşündüm. Evet. Ve şey yapmadım. Sonra dedim ki hayır dedim. Ben dedim çıkartacağım bunu. Ben bunu yazacağım dedim. Ve peki etrafındakilerden destek geldi mi sana yaz Bilge diye? Oldu, oldu tabii. Değil mi? İki tane özellikle dostum dediğim iki kişi Bilge sen muhakkak yazmalısın diye çok oldu. Evet. Aynen. Kitabı yazdıktan sonra sana ulaşanlar oldu mu? Ya ben sizin kitabınızı okudum falan oldu. Gibi nasıl bir yorumlarda bulundular mesela? Nasıl Instagram'dan yorumlar? Çok yorum geliyor. Şimdi bazıları şöyle söylüyor. İşte Bilge Hanım çok sıkıldık, çok boğulduk diyenler de oldu. Ama onlar panik atağı yaşamamış insanlar. Evet. Bilmiyorlar.
Hani o ilk okuduğumuzda sizin yaşamış olduğunuz o kaos bizi çok sıktı diyen de var ama bu 10 kişiden 2 kişi. Evet. Onun dışında 8 kişiden çok güzel yorumlar aldım. Hani genelleme Evet. yapıyorum. Ben de bunları düşünüyordum. İşte ama siz de düşünüyor musunuz? Demek ki bakın işte bu geçebiliyormuş deyip Evet. çok çok böyle güzel yorumlar, ağladım diyenler. Mesela sadeleşmek diye bir bölümüm var. Orada farklı yani birbirinden farklı kişiler bana Instagram'dan, DM'den işte biz Bilge Hanım bu bölümü okurken ağladık diyen de çok oldu. Çünkü çok içten yazıyorum. Hani Ne güzel. nötr, Ya samimiyet her şeyde, samimiyet ben de var. onun samimiyetin yüzüne Evet, çok inanan bir yalın insanım. hani. O samimiyeti hissedince insan ister bir kitabın Aynen. okuru ol, ister filmin diğer yarısında ol, o samimiyeti hissettiğin zaman içleniyorsun yani, elinde Evet. olmuyor insanın. Peki o kısım dedin, sadeleşme kısmı dedin, şimdi orayı merak ettim. Nasıl sadeleşmeyi nasıl ele aldın? Sadeleşmeyi nasıl ele aldım? Şu şekilde, öncelikle hepimiz maske takıyoruz. Hani bu ne olursa olsun gerçek bir şey. Bir maskeye bürünmek durumunda kalıyoruz. Önce dedim bu maskelerinizi çıkartın. Ve önce, her şeyden önce kendinizi affedin. Kendinizi sevin. Hiç dedim kendinize hakkınızı helal ettiniz mi? Ha, ne güzel. Yani aynanın karşına geçtiğin zaman kendine çok üzdüğün dönemler oldu. Birisi için, bir olay için, herhangi bir durum için. Önce dedim kendine de ki ben sana hakkımı helal ediyorum. Önce dedim kendini sev. Sonra yaşamış olduğun tüm duyguları, tüm kişileri affet. Bu kolay değil tabii ki. Şu burada da hazım ve ilim giriyor Evet. devreye. Hazmetmek, hani tasavvuf giriyor. Zor, hani affetmek zor ama zamanla olabiliyor. Evet. Affetmek, sadeleşmek, işte maskelerden arınmak gibi şeyler. Evet, çok da güzel yani, böyle hakikaten insan dinlerken bile şu kadar kısa cümleler arasında bile o samimiyeti Yani hissedebiliyor. teşekkür ederim. Çok Sağ güzel olun. ifade etmişsin. Çok Ben de sağ olun. okurlarına katıldım. Şimdi kitabında aslında bunun bir hastalık olmadığını altını çizmişsin. Bir Evet. hastalık değil midir panik atak? Şimdi şöyle, bizim beynimiz sizlerin de bildiği gibi birçok hormonlardan ibaretiz biz. Mesela aşk hormonu fromendir, mutluluk hormonu adrenalindir, serotonindir, stres hormonu kortizoldur. Birçok hormonlar, bu yaşamış olduğumuz duygular, düşünceler beynimizdeki hormonları tetikletiyor ve salgılamalar başlıyor. Öyle olduğu için bu hormonlardan sebep insan stres altındayken kurmaya başlıyor. Mesela bacağınız diyelim ki kaşınıyor. Hemen o insan şunu kurabiliyor. Ay acaba kangren mi oluyorum? Hani bunu istemeden ya da başınız dönüyor diyelim. Aç kaldınız, başınız döndü. Stres altındaki olan kişi hemen şöyle düşünebiliyor. Acaba ben beyin kanaması mı geçiriyorum? Bu anksiyetenin, kortizol hormonunun yükseldiğine işaret ediyor. Çünkü böyle bir şey yok. Ne beyin kanaması geçiriyorsunuz, ne kalp krizi geçiriyorsunuz. Sadece o anda bir düşünceyle tetiklenme yaşıyor. Kortizol hormonu salgılanıyor ve beyin sürekli bu düşünceyi düşünüyor. Bir 5-10 dakika, bazen yarım saat de sürebiliyor. Sonra o anksiyete, yani panik olma durumu yavaşlıyor. O yüzden bir hastalık değil. Sadece ve sadece düşünce hastalığı diyorum ben zaten buna. Sonra Yani da aslında beynimiz bize oyun oynuyor. beynimiz bize oyun oynuyor. Sonra da işte şuna değiniyorum. Tasavvufla orada birleştiriyorum. Gül düşün, gülistanlık olursun. Diken düşün, dikenlik. Hani Mevlana'nın dediği gibi. Çok güzel. Sen güzele odaklanırsan, güzel düşünürsen zaten bir zaman sonra kötü düşünmemeye başlıyorsun. Yani her şey düşünceden ibaret. Ya aslında insanların, eminim sen de böyle düşünüyorsundur ama, kendi vücutlarının ve beyinlerinin üzerinde söz hakkı olduğunu, yani onlara söz geçirebileceğini düşünmesi gerekiyor. Şimdi birçok insanla konuştuğun zaman böyle diyorlar ki, ya ben yapamıyorum işte, ne yapayım deyip geçiştiren çok fazla var. Var. Ama birazcık kontrolü bedeniniz, ruhunuz üzerinde, beyniniz üzerinde sağlarsanız sonra gerisi geliyor, güzel düşünmeye Geliyor. çalışmak gibi. Bir kere, iki kere, üç kereyle olacak olan bir şey değil. Mesela beyin 21 günde komutu alıyor. Hani diyorlar ya 21 gün şunu yapın, şu alışkanlıktan terk edin. Bir kere hani tamam bende bir şey yok deyip düşünmemek değil. Hani çünkü bilinçaltı o kadar alışmış ki yıllardır o şekilde olmaya, o şekilde davranmaya direnç gösteriyor. Yapa yapa, yapa yapa, zamanla ya da öyle kötü bir olay geldiği zaman ya da kötü bir düşünce geldiği zaman tamam ben bu düşüncemi kabul ediyorum diyerek, kabullenerek, hani bilinçaltının oyununa gelmeyerek. Çünkü bilinçaltı arka beyindir, ön beyin vardır, yani ön lobtur. Genelde ön lob karar verir ama bilinçaltı öne der ki hayır öyle değil, böyle, şöyle, hani böyle bir Evet, biz fişekle bilinçaltı diyoruz. İslami kaynaklarda da vesvese deniyor. Onlara vesvese kanmayalım. deniyor. Vesvese de var. Evet, değil mi? Doğru. Vesvese de var.
dinlememek lazım onları. Bu arada ben de o 21 gün tedavilerini bunun için değil ama farklı şeylerde böyle alışkanlık edinmek için yaptınız vesaire mı? Yaptım ve çok faydasını gördüm. İzleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Hani o 21 gün alışkanlık edinebilmek için güzel şeyleri gerçekten iyi bir süreç. Evet. Şimdi yaşadığın ruhsal deneyim ve tecrübelerin seni nasıl ilahi aşka yönlendirdi? Yani orada da şunu söyleyebilirim. Hı-hı. Hiçbir zaman oldum demedim ve diyemem. Evet. Çünkü hepimiz okyanusta bir damlayız. Hı-hı. Yani ilahi aşk o kadar derin bir şey ki bunu bir yerinden yakalamak çok zor. Hı-hı. Ben işte o okyanus içinde bir damlayım. Hala Hı-hı. öğreniyorum, hala keşfediyorum. Ama her şeyden önce Allah şah damarımızdan yakın bize, benim Hı-hı. içimde. Kendimi sevmem gerekiyor. Kendimi sevmeyi öğrendim. Hı-hı. Ve karşımda kim olursa olsun baktığım zaman onda da Rabbin tecellisi olduğunu öğrendiğimden beri olaylara, kişilere daha böyle nötr bakabiliyorum. Ne güzel ifade ettin. Evet. Çok güzel bir ifade dilim ama var. Ama daha çok yolun başındayım. Evet. Yani her zaman yolun sonu yok aslında. Gittikçe yani. Yol ilerliyor evet. ve sen kendini ne kadar geliştirirsen o kadar hepimiz için geçerli tabii aynen ki bu. Öyle. Yol kat etmiş oluyorsun. Şimdi kitap yazmadan önceki yani aslında bu rahatsızlıkları geçip bu tecrübeleri edinmeden önceki bilgeyle şimdiki hı hı. bilgeyi karşılaştırırsan nasıl farklar görüyorsun? Nasıl farklar görüyorum? Tabii ki şu anki bilgi bir misyon edindi. Birçok takipçilerim var, hı-hı. okurlarım var. Onlar gecenin ikisinde bile bana DM'den yazabiliyorlar. Ve ben koşulsuzca cevap verebiliyorum. İnsanlara yardım etmeye çalışıyorum. Bu açıdan güzel şeyler oldu. Çünkü ben paylaşmayı ve vesile olmayı çok severim. Hı-hı. Onun dışında çok da bir farklılık olduğunu söyleyemem. Yani aynı istikrarlı ben devam ediyorum. Evet. Sadece güzel katkıları oldu katkılarım diyorsun. Katkılarım oluyor evet kişilere. Şimdi kitabın son bölümü yerine her bölüme kapısı açık başlangıçlar ekledin. Ve bu örnekleri Allah'ın ulviyetindeki hayırlarla bağdaştırarak her okura kendi başlangıcını oluşturmaları için fırsat verdin. Bu bölümde okuyuculara bir nevi uygulama mı yaptırmış oluyorsun? Kısaca anlatır mısın bizlere? Uygulama şöyle, mesela diyorum ki zihniniz işte şunları 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 düşünür. Bunları düşündüğünüz zaman hemen nefes alışverişlerinizi değiştirin diyorum. Çünkü nefes terapisi çok önemli. Çünkü her şey nefesle başladı. Evet. Bebekler doğru nefes alırlar ama biz zaman içerisinde doğru nefes almıyoruz. Yanlış nefes alıyoruz. Evet. Diyaframdan nefes almıyoruz. Herhangi bir olay karşımıza geldiğinde aa deyip böyle bir durduğumuz zaman bile nefesimizi kesiyoruz. İşte bunlar beyine oksijen gitmediği için, yanlış nefes alındığı için bizlerin stres hormonu denen kortizolu daha çok salgılatmasına neden oluyor. Bu şekilde teknikler veriyorum ve düşünceyle ilgili çok ayetlerle beraber açıklama yapıyorum. Anladığımı aktarıyorum. Evet. Yani o şekilde açıklamanda bence sonuçta Müslüman bir toplumuz ve hepimiz için daha anlaşılır kılıyordur kitabı diye düşünüyorum. Çünkü bazen şöyle şeyler olabiliyor işte nefes terapisti yani inançlı bir insana gelince ne alakası var nefes terapisi? Şimdi ben inanan bir insanım böyle şeylere ihtiyaç duymuyorum. Nasılsa namaz kılıyorum vesaire diye düşünüyor olabilir ama bu çok başka bir şey. Doğru nefes almak. Çok başka bir şey. Hem kendi bedenine sağlık olarak geri dönüyor. Tabii ki yaptığın ibadetini de destekliyor olsa gerek. Peki şimdi bir kitap yazdın ama sen hangi tür kitaplar okumayı seversin? Nasıl dolduruyorsun günlerini? Ben de psikoloji ağırlıklı kitaplar okuyorum. Artı tasavvuf içerikli, Mevlana, İbrahim Hakkı Hazretleri, İbni Arabi gibi benim okumuş olduğum kitaplar daha çok o tarz kitaplar. Evet. Roman da severim ama ben daha çok öğrenmeye yönelik kitaplar okuyorum. Evet. Peki kitap yazmayı yazmak isteyen kişiler varsa önerilerin neler olur diyelim ve süremizin sonuna geldik. Sonra da programımızı kapatalım. Şunu söyleyebilirim. Herhangi bir duygu ya da bir şeyler akıllarına geldiğinde muhakkak artık hepimizin cep telefonları var, notlar kısmı var. Hemen not alsınlar. Çünkü bir şarkı, dediğim gibi bir karınca, annenin çocuğunu sevmesi yolda hani geçerken hani onu görmek her şey ilham olabiliyor. O an akıllarına geldikleri duyguları ve o hisleri hemen not tutsunlar. Sonrasında çok okumak. O heyecan kaybolmadan o notu alsınlar. Evet, yani o heyecan kaybolmadan onu muhakkak yapmak lazım. Ama çok da okumak lazım. Evet. Çünkü okudukça kelime hazneniz genişliyor, bilginiz genişliyor, bakış açınız değişiyor. Çok okumak. Evet, o zaman çok güzel öneriler verdin. Ne diyelim, çok güzel böyle İslami alimlerden de örnekler vererek gittim programda. Kur'an-ı Kerim bile ilk başta oku diye başlıyor. O yüzden okuyalım.
Aynen. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Hemen çok şöyle kitabını da sevgili izleyicilerimize veda ederken göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Ruhun Bilgesi kitabı panik atak problemi yaşayanlara her açıdan destek oluyor diyebiliriz. Tavsiye ediyoruz efendim. Yarın yine beraberiz. Bizim saatten bu motiveden bir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere.